Covid-19 nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Karaçulha Sebze Meyve Toptancı halinde ilgili dernek tarafından gerekli tedbirler alınırken dezenfektasyon çalışmalarının yanı sıra sosyal mesafe ve maske kullanımı titizlikle uygulanıyor. Türkiye Haller Federasyonu Başkan Yardımcısı Atabey Akgün, halde pandemiye karşı alınan önlemler nedeniyle herhangi bir vakaya rastlanmadığını belirtti. Covid-19 süreci başladıktan sonra halde ilçe tarım, ilçe sağlık ekipleri depoları kontrol ettiler. Personellerin yatakhanelerini kontrol ettiler. Bunu Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de koordineli bir şekilde yürüttüler. Süreci en doğru şekilde, en sorunsuz bir şekilde üretimin ve sevkiyatın aksamayacağı şekilde yönettiler. Buradan hem ilçe sağlık ekibine, hem ilçe tarım ekibine, hem de Büyükşehir'deki görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum ayrıca. Sektör çalışanlarımız da diğer hallerde ilk etapta biraz panik yaşandı, saat koymaya kalktılar falan. Oysa üretim bölgelerinde saat koyma işi doğru değil. Neden doğru değil? Sürekli her an ürün geliyor. Eğer ona saat koyduk mu süre bu sefer daralınca bir yığılma olacaktı. Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayı yapmadı. Saat kısıtlaması içine girmeden süreci daha rahat ürün akışını sağlamak için bir karar aldılar. Son derece doğru bir karardı. Ve bugüne kadar sorunsuz getirdik. Çok şükür bir sorun yaşanmadı. İşte bir ateş ölçer cihazımız vardı Büyükşehir'de. Onunla biraz maske dağıttılar. Sağlık ve ilçe tarım ekiplerimizle beraber sorunu toparladık. Şimdiye kadar bir sorunumuz yok. İnşallah bundan sonra da olmaz. Herhangi bir koronaya falan herhangi bir korona vakasına rastlanmadık. Kaldı ki haller çok her bölgeye açık yerlerdir. Yani İstanbul'a açığız biz, İzmir'e açığız, Ankara'ya açığız. Tırlar gelip gidiyor. Tırlar gelip gidiyor ama hepsi kontrollüydü yani. Herhangi bir sorunla çok şükür bir yaşanmadı. Covid-19 ortamında ihracatın nasıl gittiğiyle ilgili öncelikle genel bir değerlendirme yapan Akgün şöyle konuştu. Covid-19'dan önce de yavaş yavaş artık geçen yıl kısmen de bu yıl Antalya bölgesi bizim bölgemiz ürün çeşitliliği oluşmaya başladı. Yani bizim sadece domatesçi olmamıza rağmen ya da Köyceğiz bölgesinde narinciyeci olmamıza rağmen ürün çeşitliliği oluştu. İşte biberdi, patlıcandı, kabaktı. Bu tip ürünler de gitmeye başladı, yeşillik türleri. Ve işin ilginci, bu ürünler Avrupa'ya da gitmeye başladı. Yani Avrupa ülkeleri geçmişte bizden daha az oranda, daha kısıtlı oranda ürün çekiyorlardı. Şimdi bu bir miktar daha fazlalaştı. Bu da şunu gösteriyor. Zirai ilaç kalıtımı yani gübrelemede ve ilaçlamada bizim üreticimizin bilinçlendiğini gösteriyor. Çünkü Avrupa'da çok ciddi testten geçiyor. Rusya'ya giden ürünler de çok ciddi testten geçiyor. Bugüne kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Zaten Avrupa'nın ürün çekiyor olması da bunun bir göstergesi, çok önemli bir göstergesi. Ürün çeşitliliğinin olması şunu dengeler. Türkiye'deki üretim yapısının sadece belli ürünlere yığılmasını engeller. Üreticimiz açısından birisi zarar ederse üretimde diğeri para kazanır. Bu da ülkemizin genel ihracatını da doğal olarak olumlu bazda etkiliyor.